Evet, selamlar, merhabalar. Ben Bilgin Gürek, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. 2022 YKS'de sayısal 1212.si, eşit ağırlık 2472.si oldum. Bu videoda da geç kalmadan yapmanı önerdiğim, sonrasında pişman olmaman için önerdiğim şeyleri anlatacağım. Bazı yıkılması gereken tabular var çünkü yaklaşık 5 senedir aynı tabulara kullanıyorlar. Ancak 5 sene önceki sınavla şu anki sınav bir değil. Bunlardan bahsedeceğim. Güzel, yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de bu tip videoları kaçırmamak için aşağıdan bana abone olabilir, like atabilirsin. Şimdi hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet, ilk madde sayısalcıların coğrafya çalışması, eşit ağırlıkçıların TYT fen çalışması ve sözel ve dilcilerin de TYT matematiği aksatmaması. Şimdi 2018'den beri genel bir tabu var. Eşit ağırlıkçılar Ocak-Şubat'tan sonra fen çalışsın. Sayısalcılar son 1-2 ay coğrafya baksın. Sözel dilciler matematiği sonraya atabilir. Bu tip değişik değişik yargılar var. Aslında bunlar tamamıyla yanlış. 2018-2019 sınavlarında bu yargı belki doğru olabilirdi. Ancak şu anda 2018'in sınavına girmiyoruz. YKS 2024'te 2018'in 4 katı kadar öğrencinin gireceğini biliyoruz. Yani 2018'de bir tutmak çok saçma. Eğer yüksek hedefleri olan bir öğrenciyseniz bu tip tabuları yıkmanız lazım. Bu tip tabulara kanmamanız lazım. Bakın, 2023 YKS 2022 YKS'den zor bir sınavdı. TYT ile AYT'si ile hepsiyle zor bir sınavdı. Ancak 2023'teki yığılma 2022'den daha fazla geldi. Bunun sebebi sizce nedir? Çünkü artık öğrenciler TYT dinamiklerini çözdü. Çalışmaya daha çok yatkınlar, daha çok çalışıyorlar. Artık neyin ne zaman yapılacağını daha çok biliyorlar. Bu her sene böyle katlanacak bir seviye. Şimdiden bazı şeyleri sona atmak çok tehlikeli olabilir. Şimdi hazır zaman varken bunları yapmanız en doğru hamledir. Çünkü bu TYT AYT sistemi öyle bir seviyeye geldi ki artık BİNET bile size 2000 öğrenci öne götürebiliyor. Yani bu inanılmaz bir şey ki bu katlanarak artacak. Çünkü her sene çalışan kitle sayısı artıyor. O yüzden hani eşit ağırlıkçıyım, TYT feni sona bırakırım, işte en çok çıkan konulardan yaparım falan, o işler geçti arkadaşlar. Yani ilk bindeki eşit ağırlıkçı öğrencilerin çoğu artık 10-15 netin üzerinde yapıyor. İşte sayısalcılar sosyalde 15'in üzerinde yapıyor, coğrafyayı fulluyorlar. Ve hani insanları da kandırmak için senelerdir diyorlar işte coğrafyaya sonda bakarsın, TYT fene sonradan bakarsın falan filan. Bunlar tamamen artık yanlış. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Peki öğrenciler şunu soruyor. Abi, ben şimdi çalışsam sonra unutmaz mıyım? Unutmazsın. Yani tekrarını 2-3 haftada bir şöyle göz atsan, tekrarını yapsan zaten sınava kadar sen unutmazsın. Hazır şimdi zamanın bolken, TYT çalışıyorken şunları da bir aradan çıkartın ya. Yani sözelci ve dilciler matematiği sonra yatıyorlar, yapamıyorum diye. Ancak şöyle bir başlamakta mesela hiçbir zarar gelmez. Sonuçta net getiriyor size. BİNET ne dedim? BİNET 2000 kişi. Belki seneye 3000 kişi oynatacak. Yani 2023-2022 ayarında bir sınav gelirse muhtemelen daha da felaket bir yığılma olacak. Bu felaket yığılmadan nasıl kurtulabilirsiniz? Net kazanarak. Neti nereden kazanacaksınız? İşte o tabulara gömülen öğrenciler var ya, onların çalışmadığı yerlerden netleri toplayacaksınız. Neden? Çünkü onlar yapamayınca standart sapma artıyor. Standart sapma artınca siz TYT fenden bir soru yaptığınızda eşit ağırlıkta çok daha fazla ileriye gidebilirsiniz. Yani aslında taktiksel çalışmak bu konumda en önemli şeylerden bir tanesi. Özellikle 2024 YKS'de sadece çalışmak yetmiyor. Taktiksel olarak da doğru çalışmak lazım. O yüzden eşit ağırlıkçılar TYT fen, sayısalcılar coğrafya ve sözel ve dilciler de matematiğe şimdiden başlayabilirsiniz. 12. sınıf senemde son bir aya atmıştım. Çok pişmanım. Çok fazla net getiremedim kendime. Ancak mezun senemde bunun farkında olup ilk aydan, ilk çalışmaya başladığımda coğrafyayı da kenardan yavaş yavaş götürdüm. Mesela coğrafyanın kodlarını izlemiştim. Yani kenardan yavaş yavaş götürerek aslında sene sonuna kadar coğrafyayı fulleyebilirsiniz. Azar azar, yani haftada bir saat bakabilirsiniz mesela. Bu size hiçbir zarar vermez ya da sizi bazı şeylerden geri koymaz. Aksine çok daha fazla öne gidersiniz. Bence bu videonun en önemli maddesi buydu. Şimdi diğer maddeye geçelim. Bir diğer maddede aslında önceki videolarda bahsetmiştim. Bugün biraz daha hızlı geçeceğim. Sosyal medya kullanımını şimdiden azaltmak. İlerleyen zamanlarda bu bir faciaya dönüşebilir. Yani bir türlü bırakamamazlık. Son bir ay bırakmayı deneyen öğrenciler var. Ancak olmuyor. Şimdiden azar azar azaltırsanız ilerleyen zamanlarda hiçbir şekilde ihtiyacınız olmaz. O yüzden ben şimdi işte günde 10 saat bakayım, ilerleyen zamanlarda azaltayım falan, bunu yapmayın. Çünkü özellikle Shorts, Reels, TikTok, bu platformlar odak süresini artık mahvetti arkadaşlar. Öğrenciler artık sorulara odaklanamıyor. Önceki videolarda da bahsettim, bunda da yine bahsediyorum. O yüzden lütfen şimdiden azaltmaya başlayın. Bir diğer yargı da bu ilerleyen zamanlarda olacaktır muhtemelen. Siz soru çözmeye başladıkça bazı soru tipleri göreceksiniz ve diyeceksiniz ki abi, bu soru sınavda çıkmaz ya.
Yani gördüğüm en saçma tabulardan bir tanesi. Bakın 2021 YKS şu ana kadar YKS'ler arasındaki en zor YKS olarak kabul edilir ki gerçekten de öyle. Çünkü 70'lerde TYT yapan bir öğrenci ilk 20 bine girebiliyordu. Yani bu sene 90-95 yapan ilk 20 bine girdi. Ve öyle bir zor sınavla karşılaştığınızı düşünsenize. Bu soru sınavda çıkmaz diye attığınız o soruların getireceği pişmanlığı düşünebilir misiniz? O yüzden hani bu soru çıkmaz demeyin. Yani şöyle ucundan da olsa bir bakın. Belki beğenmediğiniz soruyu, hoşunuza gitmedi. Ancak yine de ne olursa olsun bir bakın, bir göz atın. Çıkmaz sakın ama sakın demeyin. Son madde ise sana uzun süreli motivasyon katacak şeyi belirle. Bu bir hedef olur, bir istek olur, ne bileyim bir derece olur, bir üniversite olur. Kendinizi tanıyın arkadaşlar. Kısa kısa motivasyon videoları illaki izlemişsinizdir. Bu tip motivasyon videoları sizi maksimum 3-4 gün götürür. Ancak sizin geliştireceğiniz içsel motivasyon, işte ne bileyim hedefiniz atıyorum Boğaziçi Üniversitesi'dir. Boğaziçi Üniversitesi'ni düşünerek aslında sizin motivasyonunuzu kendi kendinize toparladığınızda uzun süreli bir çalışma sergileyebilirsiniz. Ancak motivasyon videolarını düşerseniz bu motivasyonunuz maksimum 3 ya da 5 gün olur. O yüzden şimdiden daha fazla gecikmeden neyi istediğinizi, neyi hedeflediğinizi araştırın. Gerekirse birkaç gününüzü buna verin. Çalışmalardan uzaklaşın. Ben ne istiyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Benim amacım ne? Ben neden çalışmalıyım? Bu tip soruların cevabınızı kendi kendinize verin. Ondan sonra çalışmalarınıza koyunun. Çünkü ilerleyen zamanlarda özellikle Şubat, Mart, Nisan sıkılmaların inanılmaz fazla artacağı aylarda bu motivasyonlar inanılmaz fazla önem kazanacak. O yüzden de şimdiden neyi istediğinizi bulun. Benim genel olarak bu videoda söylemek istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aşağıdan beğenip bir de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başarılar.